Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi iki tane sahipli, iki tane sahipsiz tesbihim var. Onları size tanıtacağım. Önce sahipsizleri bir tanıtayım, bakalım nasıl beğenecek misiniz? Arkadaşlar şöyle M18'den yapılmış bir tesbihim var. İmamesi biraz daha geç yapıldığı için hafif bir ton farkı da var. Aynı malzeme, M18 pala malzemeden yapılma. Bunlar 2 gün sonra kavuşur birbirine. 2 gün derken yani biraz sürer, bir hafta falan sürer. 8'e 12 düz ağzı yumurta kesimi arkadaşlar. Tespihimiz şöyle kısa tok imame yapıldı. Ondan sonra kalın delik çalışıldı. Şöyle çekimine bakın, malzeme çok güzel. Taneler yaklaşık bir hafta bekledi. İmame ondan sonra yapıldı. O yüzden ufak bir ton farkı var arkadaşlar. O da çekildikçe hemen birbirine kavuşacak kısa zamanda. Harika bir tesbih. Günlük çekim için de ideal. Sahipsizdir. Almak isteyen arkadaşlar yazabilir. WhatsApp'tan yazmaya özen gösterin arkadaşlar. 0536 650 79 79. Bütün videoların açıklamalarında ve hakkında kısmında telefon numaramız var. Lütfen WhatsApp'a yazın. Mesai saatlerinde dönüş yapmaya çalışırız. Nasip kimse artık, hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bırakalım kenara. Şimdi ikinci tespihimiz yanlışlıkla yapılan bir tespih. 7,5'a 7,5 fıçı kesim, böyle eski usul bir tespih çıktı ortaya. Y25 malzemeden şöyle pala frenli, ondan sonra kırık imameli, cilasız bir tespih. Özür dilerim, özür dilerim, cilalı bir tespih arkadaşlar, cilasız değil. Cilalı ama çok parlamıyor. Çekildikçe parlayacak olan bir tespih. Şöyle göstereyim size. 7,5'a 7,5 günlük çekim için ideal, sahipsiz arkadaşlar, yanlışlıkla yapılmış bir tespih. Evet, mesai saatlerinde WhatsApp'tan dönüş yapabiliriz. Siz istediğiniz saatte yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi asıl tespihimizde bu sahibine hayırlı olsun diyelim. Ölçüler aynı. Normalde böyle çift tarafından, çift renk tarafından, damarlı tarafından yapılacaktı. Bu yanlışlıkla tek tarafından yapıldı. Neyse, olur o kadar. Ama çift tarafından yapılan tespihimiz harika gerçekten. Y25'in ortasında bir renk çıkmıştı hatırlıyorsanız arkadaşlar. Orasından bir tespih yaptık abimize. Başka çıkar mı bilmiyorum. Siz gördünüz, pala fren yapıldı, kırık imame yapıldı, kalın delik yapıldı. Tespih harika bir şey oldu. Efsane bir şey çıktı arkadaşlar. Yani renklerin geçişleri de birbirine yakın olduğu için müthiş bir görüntüsü var. Abi çok şanslı. Gerçekten harika bir tespih olmuş. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Şöyle bir çekelim arkadaşlar. Çok güzel bir tespih arkadaşlar. Yalnız bazı yerlerde ufak tefek, yani dikkate bile alınmayacak delik uçlarında hafif böyle bir kabarcıklar olmuş. O da geçişlerden kaynaklanıyor herhalde. Ama bu güzelliğe o da feda olsun. O kadar olur. Hani ben gördüğüm için söylüyorum arkadaşlar. Yoksa gerçekten bu güzelliğe feda edilecek şeyler, onlar dikkate alınacak şeyler değil. Harika bir şey. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Bakın şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten yani fotoğraflık şeyler harika bir şey ya. Sahibine hayırlı olsun. Çok tatlı, öyle değil mi? Şimdi bir tane de şöyle eski kırmızı malzeme var. Bir hafta sonra kampanyasından malzemeyi almıştı abimiz. Ona bir ölçü çalıştık. Ölçüyü de ben hemen bir bakayım. Hatırlamıyorum çünkü. 5,5'a 12. Onun gibi bir şey işte. 5,5'a 12 çalışılmış. Şöyle bakalım. Pala fren çalışılmış arkadaşlar. Kırık imame çalışılmış. Dar ağzı fıçı gibi gözüküyor. Evet, dar ağzı fıçı çalışılmış. Tespihimiz böyle cilasız bir tespih. Sahibine hayırlı olsun. Çekerek parlatacak. Gerçekten de
O malzemeden bu tespihin çıkması çok iyi. Harika bir tespih olmuş. Bugün çok enteresan tespihler var, öyle değil mi? Çok tatlılar ya, şuraya bakın. Sahiplerine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansınlar. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.